Action Antalya Altın Portakal'dan yaptığımız yayınlar devam ediyor. Bugünkü konuklarım ulusal yarışma filmlerinden Gelincik ekibi. Sevgili yönetmenimiz Orçun Benli, oyuncularımız Hande Doğan Demir, Kaan Yıldırım ve Ahmet Mümtaz Taylan. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Orçun, ilk önce bir hikayeyi şöyle birkaç cümleyle özetleyerek istersen başlayalım. Tabii, yani hikaye hukukun dışına çıkmış bir grup polisin düştükleri yanlışları gösteriyor ve onların hayatlarına olan etkisini buradan bir psikolojik bir gerilim kurduk. Peki, daha çok ana akım sinemayı yakın filmlerle tanıyoruz seni. Farklı bir tür, farklı bir deneyim. İşte twist'e sürpriz bozanı olan bir film. Senaryo aşamasında nasıl çalıştığından da biraz bahsedelim mi? Tabii. Türkiye'de çok alışık olmadığımız, çok sık karşımıza çıkmayan bir tür çünkü artık o sürpriz bozan, biraz önce Ahmet söyledi ona. Ters köşe dedim, pardon. Evet, evet. Çok güzel bir Türkçeleştirdi onu. Yani biz özellikle bir tür işi yapalım ve öyle anlatalım istedik. Çünkü bunu birçok şekilde anlatabilirsiniz. Bu 90'lardaki hikaye ya da günümüzdeki fark etmez. İstiyorduk yani böyle ilgimizi çeken bir tür bu. Ve bir yıl falan böyle çok detaylı hani böyle aralar vererek böyle bir iki ay durup yabancılaşıp tekrardan bakıp falan ilerleye biraz zor oldu tabii. Kurgusunu kurmak biraz zor oldu çünkü biraz bir puzzle gibiydi. Yani bir yere mesela boş kalıyor. Atıyorum öyle bir sahne mesela koyuyoruz ki bu sefer sürpriz kaçıyor. Anlaşılıyor mesela ne oldu o finaldeki söylediğiniz şeyin. O son 10-15 dakikada artık işin kopması gerekiyordu. Onu kurmak çok zor oldu. Yani hep son 3-4 draft hep öyle geçti 3-5 ay. Kağıt üzerinde çok çalışılması gereken bir iş, yani değil bu kurgusu böyle olduğu zaman öyle. Her film öyle çalışılmalı bence. Eğer bir de böyle bir ciddi bir meselesi varsa. Yani komedi filmi olduğu zaman yine çalışılmalı ama daha rahat, daha belli gereklilikleri var. Onları yerine getirdiğin zaman zaten çok daha rahat yazıyorsun. Ama bunda daha dikkatli olmamız gerekiyordu. Yani izleyenlerden gelen yorumlarla falan da iyi ki de dikkat etmişiz. Evet, bence de. Evet. Sevgili Ahmet, biliyorum ki sen projenin çok başından sürece dahil oldun. Bir oyuncu için zannediyorum çok büyük bir lüks değil mi? Projenin çok başından daha neredeyse kağıt üzerinde projeye dahil olması. Senin için nasıl bir süreçti? Ondan biraz bahseder misin? Yani evet, bütün aşamalarını aşağı yukarı takip edebildiğim bir şeyin içinde olmak bir çeşit lükstür ama müdahale edebildiğim için değil. Yani müdahale falan. Tabii ki. Ben de etmeye kalkışmadım. Onlar da zaten işini bilen insanlar ama evet yani senaryo aşamasından itibaren macerasını takip etmek girerken daha rahat olmanı sağlıyor. Çünkü sete gidip veya okuma provasına gidip işe başlamak gibi değil. Senaryo daha tamamlanmamıştı. Hatta Orçun hala anlatma halindeydi. Bütün yönetmenlerde tipik bir şeydir bu. Güvendikleri ya da kabiliyet buldukları insanlarla hikayelerini paylaşırlar. Öyle bir paylaşımımız olduğu zaman da ben hikayeye düşmüştüm. Yani hemen aldım yani onu. Çünkü galiba ekibin en yaşlılarından biriyim. O yakın geçmişle bugün arasında gelip giden hikayenin aslında tanıklarından biriyim. Hem ailevi sebeplerle, kendi maceram açısından falan. Dolayısıyla bu bir bireysel hesaplaşma, hesaplaşamama hali beni çok enterese etti ve bir parçası olmaktan da keyif aldığımı söyleyebilirim. Severek çalıştım. Çok seçtiğim bir iş bu. Başından itibaren bütün aşamaları en azından sohbet ettik, birlikte konuştuk. O bile büyük bir lüks ama bir oyuncu için değil mi? Evet yani bu şey gibi, iyi bildiğim bir yerde dolaşmak gibi, yabancılaşmadan falan. Öyle bir şeydi. Evet, bu bir lüks. Doğru. Peki, sevgili K. Tabii ki söyleyebilirsin. Önemli. Ahmet abi ilk işte okuyup hani ilk dahil olduğunda falan biz konuşurken aslında biz çok çekmek istediğimiz bir projeydi. İşte uzun zamandır hep böyle kafamızda döndürüyorduk, çok planlıyorduk falan. Ama çekip çekmemeye daha çok emin değildik. Yani Ahmet abi okuduğu zaman aslında biraz oradan gelen feedbackle abi bir dakika ya evet falan deyip aslında biraz startı öyle aldık. O açıdan sağ olsun yani.
Peki Kaan, sen oyuncu olmanın yanı sıra projede aynı zamanda idari yapımcılardan birisin. Türkiye'de çok alışık olmadığımız bir durum. Amerika'da artık neredeyse bütün starların kendi projelerine içinde olduğunu görüyoruz yapımcılık ayağında. Sen niye böyle bir karar verdin? Valla açıkçası ben ilk kez bağımsız sinemada yer aldım bir oyuncu Biraz daha olarak. mikrofonu yaklaştır. Geliyor mu şu anda? Tamam. İlk kez ben oyuncu olarak bağımsız sinemada yer aldım. İlk öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani gerçekten çok güzel bir senaryo geldi bana. Ve oynarken tabii biz biraz dizilerde işte çok yer alan işte ana akıma da sinema yaptık ama oyuncu olarak bambaşka bir his hissettim. Yani gerçekten bu mesleği neden yaptığını sorarlarsa gerçekten orada hissettiğim o hisler yani çok çok keyif aldım. Daha sonrasında böyle bir şey aklımızda yoktu ama çok konuşuyorduk biz de hep beraber filmin sonrası yapılabilecekler fikir alışverişleri vesaire. Çok ufak bir dahiliyetim oldu. Orçun'un açtığı alanlarda müsaade ettiği alanlarda beraber fikirleştik. Beraber bir şeylere arada kafa yorduk. Ama biraz önce de söylemiştim yani bir oyuncunun dahil olması gerektiği kadar o sınırı bilerek dahil oldum. İyi ki de dahil oldum. Çok çok şey öğrendiğim, çok bu süreçte çok yeni bilgi öğrendiğim, çok kendime tecrübe kattığım bir süreç oldu benim için. Peki Orçun da Ahmet de biraz ipuçları verdi ama senden de duymak isterim canlandırdığın karaktere dair. Senin cezbeden, senin sana cazip gelen yönleri neydi? Ben hikayenin bir kere büyük bir ters köşesi var. Karakter aslında o kadar görmediğimiz bir şeye dönüşüyor ki sonrasında. Onun yaşadığı hayat, yaptığı şeyler, daha sonrasında bir yaşadığı vicdan yolculuğu, yaşadığı sanrılar, bütün o süreç çok bana çekici geldi ve tabii herkes kendine göre film yorumlar ama öldürmenin ve ölümün çaresizliğini ve kötülüğünü anlatıyor bence her taraf için. Beni o cezbetti açıkçası. Peki. Sevgili Hande. Merhaba. Sen de küçük ama çok dişi ve çok etkileyici bir rolle karşımıza geldin. Sen neler söylemek istersin? Biraz önce söyledim ben de soru cevapta ama keşke film 85 değil 95 dakika olsaydı biraz daha senin ve Nilperin oynadığı karakteri biraz daha görseydik diye geçirdim. Yani evet keşke tabii ki böyle güzel işlerde biz de doyamıyoruz. Keşke daha çok dahil olabilsek diyoruz ama hani hikaye ne kadar hizmet ediyor ve ne kadarı doğru tabii ki. Hani, yok yok hikaye evet, tam evet, anlamıyla evet, hizmet ediyor evet, ama kesinlikle. Hani anladım dediğim ne demek gibi iki dişi kadın karakteri. Niyesi daha çok önümüzdeki sene inşallah, inşallah öyle bir hikaye geçecek. İnşallah. Çünkü ben iki senedir biliyorsun böyle geçen sene de burada böyle erkek egemen işlerin içinde böyle ufak da olsa dahil olmaya çalışıyorum ama neyse ki yine böyle gerçekten çok içmesinden ve yer almaktan hakikaten çok mutluluk duyduğum bir işle buradayım. Hepimizin herhalde ortak düşüncesi aslında aslı olan hikaye. Dolayısıyla Gelinci'yi okuduğumda oldukça cesur ve etkileyici buldum. Çünkü herkes her zaman bu tür hikayeleri anlatmaya cesaret edemiyor ama işte doğru ve çekici anlatmak ve bunu gerçekten bu kadar başarıyla hayata geçirmek çok gurur verici. Dolayısıyla bu hikayenin içinde işte bir anne, bir eş olarak yer almak ve bu dünyanın bir kadın üzerindeki etkisini biraz da olsa gösterebilmek istedik. Beraber de zaten bunu konuştuk. O yüzden kendi adıma çok keyif aldım. Zaten şahane bir ekip Ahmet abi ve Kaan'ı izlemek çok keyifliydi. O yüzden çok güzel başladı Gelinci'nin yolculuğu. Bakalım önümüzdeki günlerden olacak. Bence iyi gidecek bir yolculuk olacak. Peki. İçimde kalan bir şey var. Onu bir söyleyebilir tabii miyim? Ki Ahmet. Yeri gelmişken. Şimdi Hande dedi ki geçen senede bu senede böyle biraz ufak boylu şeylerle geldim. Yani iyi bir filmde Hande'nin oynadığı rolü Hande gibi ya da Nilperi'nin oynadığı rolü Nilperi gibi oyuncular oynadığı zaman iyi film oluyor. Doğru. Yoksa iki tane oyuncu, üç tane tanınan, bilinen, tercih edilen oyuncu bulup film çekmek marifet falan olmuyor. Yani onun sonuçları da iyi olmuyor. Bütün iyi işlerde küçük görünen rolleri de iyi oyuncular oynadığı zaman o sinema oluyor.
Eğer bu filmin içinden Hande'nin oynadığı rolü çıkartın, karakterlerin kendini anlatma ihtimali yok. Matematik de böyle bir şey, yapı kurmak da böyle bir şey. Ve daha küçük roller için de keşke benim gibi, Kaan gibi, Hande gibi başka oyuncular bir bakıma diyelim gönül indirip gelseler, hepimiz birbirimizin işlerine gitsek daha başka bir sabaha uyanırız. Evet. O yüzden haklısın. Yani küçük rol diye bir şey gerçekten yok. Evet, zaten. Yani Hande oynayınca o küçük rol olmuyor. Hı-hı. Veya Nilperi oynayınca yani küçük o, rol olmuyor. O çok güzel hikayenin ve iyi ekibin içinde zaten fiziksel olarak ne kadar var olduğuna ilgilenmiyorsun. Tabii. O hikaye hikayenin bir parçası olmak olmakla ve tamamlamak için evet. Aynen öyle. Peki film evet çok üzerinde konuşamıyoruz maalesef filmi çünkü film büyük spoiler olacak evet. Sürprizler içeren bir film dolayısıyla hani izleyicinin seyir keyfini bozmamak adına çok fazla konuşamıyoruz film üzerine. Onu da bu arada size niye daha çok anlatmıyorsunuz dediğinizi hissediyor gibi oluyorum ama maalesef üzerine çok konuşamıyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz ki herkes kurban. Kurbanlar üzerine bir film. Doğru. Gelincik. Katılıyor musun bu görüşüme? Doğru mu okuyorum veya? Yani evet. Kurbanlar. Bizim karakterlerimiz bir şekilde öyle olduklarını düşünmüyorlar ama kurbanlar yani. Bir de filmi cazip kılan hani hep iyileri arıyoruz ya bir ana karakter olarak genelde. Niyeyse o belki genlerimizde işlemiş bir durum çocukluğumuzdan beri. Hani burada iyi diye veya kötü diye iki ana karakter için söylüyorum. Böyle bir şey yok. Filmi cazip kılan taraflardan biri de bu bana göre. Katılıyor musunuz? Vallahi %100 katılıyorum. Çünkü mutlak iyi, mutlak kötü diye bir şey yok. Onlar bazı drama formlarında olabilir. Edebiyatta falan başka şeyler. Drama içeren her şeyde öyle kurgulanmış baştan aşağı iyi, baştan aşağı kötü karakterler olabilir. Ama çok da meşhur olamazlar genelde. Yani şimdi Raskolnikov iyi midir, kötü müdür? Herhalde sabaha kadar tartışır, bir yere de varamadan dağılırız. Gerçek hayat gibi aslında, gerçek hayattaki gibi burada karakterler. Faziletleri var, hesaplaşmak istiyorlar. Eksikleri var, bir türlü hesaplaşamıyorlar, yüzleşemiyorlar. Hesap kapatmak üzere silahına davranacak kadar cesur, kendisiyle konuşamayacak kadar, görüşemeyecek kadar korkak karakterlerden bahsediyoruz. Tıpkı hayattaki gibi. Hep eksik, hiç tamamlanmamış, hep tamamlanmaya muhtaç karakterler. Zaten çatışma, drama, hüzün, neşe falan hepsi buradan çıkıyor. Yargı, her şey buradan çıkıyor. İyi bir filmde herkes haklıdır. Ya o kadar güzel konuşacak. Böyle ben böyle dinliyorum ve sonra ne soracağımı falan düşünmeye bırakıyorum bu arada Ahmet. Sen bir moderatör için hem en zor hem de en kolay katılımcılardan birisin ya. Bayılıyorum seninle birlikte olmaya. Peki Kaan sen bir kurban avcı meselesi konusunda ne düşünüyorsun? Filmin anlattığı, öne çıkardığı. Aynı hislerde mi? Sen Ahmet abiden sonra konuşunca bir eksik konuşuyormuş ya da bir eksikmiş gibi hissediyor. Yani ben işte ya kurban meselesi şiddetin olduğu, ölümün olduğu her yerde bence herkes kurbandır. Tabii ki de insanlar başka anlamlar yükleyebilir. İşte bunu böyle bakmayan insanlar da olabilir ama ben barış yanlısı bir insan olarak ölümün olduğu ve şiddetin olduğu her yerde herkesin kurban olduğunu düşünüyorum. Bir kazanan yok bence. Doğru. O şunu da merak ettim filmi izlerken. Hani yönetmenlik kumaşını biliyorum. Dolayısıyla o çekmiş olduğun sahnelerde şiddeti çok daha fazla görerek daha etkileyici kılabileceğini düşündün mü hiç mesela? Hani bunu evet, olumlamak olumsuzlamak anlamında söylemiyorum. Yani çok estetize etmek istemedim. Çok doğru gelmedi bana. Çünkü orada mevzumuz tabancanın nasıl ateşlendi, kurşunun nasıl çıktığı ya da kafanın nasıl patladığından ziyade aslında oradaki o durumdu. Şöyle bir şey düşündük o av hikayesiyle ilgili. Bu karakterler nasıl, hangi motivasyonlarla bunu yapıyor filan. İşte bazı arkadaşlarımızla da oturduk konuştuk, kendi aramızda da konuştuk falan ve şeye vardık. Karşıdakini eğer insan gibi görmezsek görmüyor, ona karar verdik.
Çünkü neticede öyle görürse işte kızı var, işte ne bileyim karısı var, teyzesi var, halısı var, eş dostu var vesaire filan. Onlarla özdeşleştirebilir diye bir avcı gibi kendisini görüp aslında o aldıkları insanları hayvan gibi işte tavşan, tilki vesaire filan. Onlardan çok farkı yok değil mi? Onlar gözünde. İçin öyle. Hı. Bizim karakter için öyle biraz o durum. Oradan kurduk o av öyle bir şey. Gelincikti bu arada öyle. Gelincikti çünkü bir şeye girer, bir kümese mesela boğar bütün hayvanları çıkar. Aslında hayvanlar dünyasında şöyle olur hikaye. İşte gider bir tane avlayacağı bir şey avlar karnını doyurmak için. Ama gelincik öyle değil. Seri katil gibi girip katliam yapıp karnını doyurmayla ilgili bir derdi yok yani. Çıkıyor. Öldürme üzerine kurulmuş. Öldürme güdüsüyle evet. Ve bizim karakter de biraz öyle bir karakter. Oradan kurduk yani. Peki daha uzun uzun aslında çok konuşacak şey var film üzerine ama hem süremiz hem dediğim gibi filmin bir takım sürprizlerini açığa çıkarmamak adına daha fazla konuşamıyoruz efendim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Altın Portakal'da iyi şanslar diliyorum. Arkasından da vizyon yolculuğunda inşallah vizyona girdiği zaman da birlikte olabiliriz. Çok teşekkürler. Teşekkür. Action'dan bugünlük bu kadar. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.